Hemen hemen her mülki idare eden ve eğitim kurumlarından çok güzel geri dönüşler aldık. Uyuşturucu, pedofili ve cinsel suçlarla mücadele ederek ve bu konularda mağdur olanlara psikolojik, tıbbi, hukuki ve sosyal destek vermeyi amaçlayan Yanındayım Derneği, 1 Aralık Cumartesi günü derneğin tanıtım toplantısını yapacak. Tanıtım toplantısında alanında uzman kişiler uyuşturucu, pedofili ve cinsel suçlarla ilgili seminerler verecek. Hem pedofili, cinsel suçlar ve uyuşturucu madde kullanımı konularında toplumun bilinç seviyesini, farkındalık düzeyini artırmak, hem de bu alanlarda mağdur olanlara ve onların yakınlarına psikolojik, hukuksal ve sosyal destek sağlamak yönünde çalışmalar yapacak olan Yanındayım Derneği açılışını yapıyor. 1 Aralık Cumartesi günü Bodrum Doğa Koleji Konferans Salonu'nda saat 17'de yapılacak açılışta konusunda uzman kişiler seminer verecek. Yanındayım Derneği hakkında Kent Haberi açıklamalar yapan derneğin kurucu üyesi ve başkanı su ürünleri mühendisi Buse Tekgülgümüş, derneğin uzun bir hazırlık sürecinin ardından Mart 2018'de kurulduğunu söyledi. Hazırlık sürecinin nasıl olduğunu da anlatan Gümüş şunları söyledi. Şöyle, 2012 yılında bünyesinde çalıştığım özel bir vakıfta gönüllü öğretmenlik yapıyordum ve o dönemde riskli bölgelerdeki çocuklara eğitim vermeye gidiyorduk. Özellikle uyuşturucu ile ilgili sorun yaşayan pek çok çocuk ve daha önce tanımadığım aile yapıları gözlemleme fırsatım oldu. O zamanlardan beri aklımda olan bir plandı. 2016 yılında temelli olarak Bodrum'a yerleştikten sonra özellikle uyuşturucu ve cinsel suçlarla ilgili bir çalışma yapmak istedim. Ve böyle bir derneğin olmadığını, eksikliğini fark ettim diyebilirim. Bu aşamadan sonra artık evet biz dernek olalım, bu şekilde çalışalım diye hazırlıklara başlamış olduk. Derneğe gelen tepkilerin umut verici olduğunu aktaran Buse Tekgülgümüş, mülki idare eden ve eğitim kurumlarından çok güzel geri dönüşler aldık. Velilerin, anne babaların tepkileri çok güzel. Şu an için her şey çok güzel gidiyor dedi. Yanındayım Derneği'nin yürüteceği çalışmalardan da bahseden Buse Tekgülgümüş, yapılacak çok iş var diyerek sözlerine şöyle devam etti. Devlet kurumları bu konularla ilgili kendi çalışma alanlarında çok büyük bir hassasiyetle çalışıyorlar zaten. Biz burada biraz ailelere ulaşan, sorunla birebir alakadar olan bir rol üstleniyoruz diyebilirim. Öncelikle ilkokul düzeyi velileri için düzenlenecek cinsel suçlara karşı donanım seminerleri olacak. Burada işte çocuklarımızı böyle tehlikelerden nasıl koruyabiliriz, başımıza böyle talihsiz bir olay geldiğinde izlememiz gereken yol nedir gibi bilgiler verilecek. Paralel olarak da lise düzeyindeki veliler için çocuk uyuşturucuya başladığı zaman bunu nasıl fark edebiliriz ve ona nasıl yaklaşmamız gerekir, nasıl doğru yönlendirebiliriz süreci gibi çalışmalarımız olacak. Ayrıca ilgili birimlerle ortaklaşa yürüteceğimiz bir başka projede riskli bölgeleri belirleyerek buradaki gençleri uyuşturucuya hiç bulaşmadan nasıl spora, sanata yönlendirebiliriz gibi çalışmalarımız olacak. Amacımız böyle sorunlar yaşanmadan önce veya bir suç yaşanmadan önce nasıl önüne geçebiliriz? Bunun için neler yapabiliriz? Bunun için uğraşacağız. Buse Tekgülgümüş, uyuşturucu ya da cinsel suç mağduru kişilere ve kişilerin yakınlarına psikolojik, tıbbi ve hukuki destek vermeyi de amaçlayan derneğin pek çok gönüllü avukatı ve psikologları bulunduğunu da sözlerine ekledi. Derneğin 1 Aralık Cumartesi günü yapacağı tanıtım toplantısı hakkında da bilgiler veren Gümüş sözlerini şöyle tamamladı. Açılışımız 1 Aralık'ta saat 17'de Bodrum Doğa Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Çalışma konularımız olan uyuşturucu, pedofili ve cinsel suçlarla ilgili olarak alanında uzman kişilerin konuşmaları yer alacak. Aynı zamanda biz kendi dernek projelerimizden, yapmak istediklerimizden bahsediyor olacağız. O gün özellikle eğitim kurumlarında görev yapanların, adli mercilerde görev alan insanların özellikle oraya katılmasını çok isterim. Onun dışında bu konulara duyarlı olan tüm vatandaşlarımız davetlimizdir.